Deep Fresh Antiviral Mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben doçent doktor Murat Sayın. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Asıl ilgi alanım ve uzmanlığım omurga cerrahisi. Size bugün tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ya da diğer adıyla full endoskopik diskektomi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bel fıtığı nedir onunla ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Bu gördüğünüz bir bel maketi. Gördüğünüz üstte kemik, altta kemik, ortada da süspansiyon görevi gören disk dokumuz. Bu disk dokusunun etrafı güçlü liflerle kaplıdır. Bu makette olduğu gibi eğer yanlış bir hareket yaparsak veya bel kaslarımız çok güçsüzse buradaki yüklenmeye bağlı bir parça çıkar ve bacağımıza doğru gelen siniri sıkıştırır. Buna bel fıtığı diyoruz. Berft'ı kendiliğinden 3 hafta içinde de iyileşebilmektedir eğer bir güç kaybı neden olmazsa. Ancak tüm tedavilere, medikal tedavilere rağmen Berft'ı, bacak ağrısı geçmez ise o zaman biz beyin cerrahları devreye giriyoruz. O zaman en son teknoloji olan endoskopik diskektomi yöntemiyle belin yan tarafından ya da tam arka tarafından belin içine sadece 5 milimetrelik bir delik aracılığıyla endoskopik kameramızı yerleştiriyoruz. Bu endoskopik kamera aracılığıyla derinlere herhangi bir dokuya zarar vermeden içeriye doğru ulaşıyoruz ve çıkmış olan parçayı çekip çıkarıyoruz. Bu sırada hiçbir dokuya zarar vermediğimiz için hastada hiçbir ağrı duyusu bulunmamakta. Hasta ağrı hissetmediği için ameliyattan sonra hemen kalkıp yürüyebilmekte. 2 saat sonra hastaneden taburcu olabilmekte ve ertesi gün normal hayatına devam edebilmektedir. Bu yeni teknoloji sayesinde hasta açık ameliyatta olan doku hasarı, kasların yırtılması, kemik alınması veya platin takılması gibi birçok şeyden kaçınmış oluyor. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Kısaca toparlamak gerekirse, Belfton'a bağlı sinir basısı varsa bacak ağrısı varsa artık yeni teknoloji sayesinde aynı gün normal hayata dönmek bu ameliyatlar sayesinde mümkün. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.